ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz için en çok merak edilen konu yeni sezonun ne zaman başlayacağı. Dizinin hayranları yeni sezon için sabırsızlanıyor. Yine salı günleri yayınlanacak olan dizi geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlamıştı. Dizinin yeni sezonunda da Eylül ayının 2. veya 3. haftasında başlaması bekleniyor. Geçen sezonu 139. bölümle çok hareketli ve maceralı bitiren dizi yeni sezonda nasıl bir hal alacak bilinmez. Duyumlarımıza göre yeni sezonda oyuncu kadrosu, hikaye kurgusu ve aksiyon sahneleri yine bol bol adrenalin saçacak. Dizi ekibinin yaz saatinde erken bitirerek çalışmaları başlayacağı konuşuluyor. Bazı isimlerle de yeni sezon için anlaşmalar yapıldığı sosyal medyadan konuşuluyor. Peki bu çok gizli anlaşmalar hangi usta oyuncuyu diziye getirecek? Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek gibi efsane dizilerde rol alan, tiyatro, sinema ve dizilerde gördüğümüz usta oyuncu Ali Sürmeli, bu sezon dizide boy gösterecek isimlerin en başında yer alıyor. Ali Sürmeli, 5. yılında Eşkıya'da kuvvetli bir rüzgar estirecek gibi gözüküyor. Madem bu senin canını sıkıyor, sen niye onun canını sıkmışsın? Diye? Onu daha yollamışım, sıksınlar diye. Arka Sıradakiler dizisiyle hayatımıza giren sevilen oyuncu Sinem Uslu, en son Diriliş Ertuğrul dizisindeki Unut Hatun rolüyle karşımıza çıkmıştı. Yapımcı Murat Usta ile mutlu bir evliliği var ve ikiz bebek annesi. Dizide hangi rolü alacak bilemeyiz ama bence onun duruşuna ajan rolü çok yakışır. İlişkimiz hiç iyi gitmiyor Oktay. Bence bu konuyu masaya yatırmanın zamanı geldi. Konuyu masaya yatıracakmışız. Aman dikkat et. Masadaki bardaklar devrilmesin. Kaçak Gelinler dizisiyle iyi bir çıkış yakalayan Deniz Baysal, Fazilet Hanım ve Kızları ve Söz dizisinde de başarılı oyunculuğu ile büyük beğeni almıştır. Şu sıralar Koğuş'taki Mucize filminde oynadığı öğretmen Mine karakteriyle adından söz ettiriyor. Aynı zamanda Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu ile Dünya Evine girmeye hazırlanan sevilen oyuncu, Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alacağı konuşuluyor. Diriliş Ertuğrul dizisindeki Baycun Oyan karakteriyle eleştirmenlerden tam not alan oyuncu Barış Bağcı, yeni sezonda Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinde de aynı başarıyı elde edeceği düşünülüyor. Aradan sonra tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanan Uğur Yücel, seneler önce yine kendisinin oynadığı Azınlıkta Kaldık oyunuyla tiyatro severlere güzel dakikalar yaşatacağı benziyor. Aynı zamanda dizi ekibinin yeni hikaye kurgusu için çok uygun olduğunu düşündükleri başarılı oyuncuyu dahil etmek için araya tanıdık soktuğu söyleniyor. Uğur Yücel'in ise oynadığı son 3 dizisi tutmadığı için pek sıcak bakmadığı ileri sürüldü. Dizinin kadrosuna dahil olacağına dair bazı dedikodular olan oyuncular arasında Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent'i, Diriliş Ertuğrul'un Dündar'ı olarak karşımıza çıkan Batuhan Karacakaya, usta oyuncu Kürşat Alnıaçık, yılların eskitemediği Hakan Ural, Kutsal Damacana filmindeki rolüyle çok beğenilen Yıldırım Memişoğlu, efsane dizi Kurtlar Vadisi ile güzel bir çıkış yapan Abidin Yerebakan ve bir başka efsane dizi Poyraz Karayel'deki Sefer karakteriyle dizi severleri kendine hayran bırakan Kambulat Görkem Arslan olacağı konuşuluyor. Zardüşeş beyler, alışverişler. Akıyor bu akşam maşallah. Bu ekibe karşılık diziden çıkacak isimler de yok değil. Mesela Hüseyin Avni Danya. Bu isim için Sen Anlat Karadeniz dizisine transfer olacak konuşuluyor. Ardından dizide enişte karakterini canlandıran Hakan Karsak ve eşi Hatice yani Sevinç Kıranlı bir bombalı saldırı sonucu hayatını kaybedeceği söyleniyor. Bunun dışında tipi karakterine hayat veren Hızır'ın yakın arkadaşı Savaş Özdemir de diziye veda edecek. Geçtiğimiz sezon diziye ailesiyle birlikte dahil olan Haşmet Façalı karakterini canlandıran Turgut Tunçel, Hurşit karakterine hayat veren Karadeniz'de şivesiyle diziye renk katan Haydar Şişman, Zafer karakterini canlandıran Ömer Kurt ve ilk bölümden beri ailenin bir parçası haline gelen Adnan yani Mustafa Vuran da diziden ayrılacaklar arasında. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisi heyecan dolu 139. bölümüne sezon finali yapmıştı. Konuşsana lan! Biz sana iyilikten başka ne yaptık? Benim iki kardeşim öldü senin o rezil oyunların yüzünden. Senin kardeşlerini Çakır Beyliler öldürdü. Dizinin romantik takipçileri tarafından asıl merak edilen konu İlyas ve Ömür, Behzat'a rağmen son bölümde sözlenmişti. Peki acaba bu söz evlilikle nihayete erecek mi? Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in kavliyle Ömür'ü kızımız olarak İlyas'a istiyoruz. İlyas ve Ömür yaşadıkları her şeye rağmen mutlu olacak mı? Dizinin dokusu gereği pek mümkün gözükmese de takipçileri tarafından sosyal medya ve başka mecralarda sıkça dile getirildi. Bakalım bu sezon Çakır Bey ile ailesi hangi maceraya atılacak? Hep birlikte izleyeceğiz.